planlı ve programlı bir şekilde ve bilinçli olarak bir darbe sürecinin içine sokulmuştur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı. Darbenin kontrollü ve planlı olarak hükümet eliyle yapıldığı yalanını söyledi. Binali Yıldırım da duysun, herkes de duysun. Bütün dünya da duysun. Türkiye planlı ve programlı bir şekilde ve bilinçli olarak bir darbe sürecinin içine sokulmuştur. Hızını alamayan Kılıçdaroğlu, iktidarda 120 ile 180 arasında baylokçunun olduğunu ileri sürdü. Daha da ileri gitti, elimde bilgi belge var açıklamasını yaptı. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyecek. Elinde dosyalar varmış. Ya varsa dosya açıkla. Açıkla. 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz. Şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Cevap ver Kılıçdaroğlu. 17 Aralık 2013 sonrası FETÖ'ye en büyük destek CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. İşte elimizdeki bilgi, belge ve kanıtlar. 15 Temmuz'da neredeydin? Darbe gecesi Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Havalimanına inen Kılıçdaroğlu, önünde tank bulunan VIP salonundan elini kolunu sallayarak çıktı ve Bakırköy'e geçti. Ardından darbenin sonucunu bekledi. 17 Aralık öncesi Amerika'ya neden gittin? Aynı Kılıçdaroğlu, 17 Aralık'a kısa bir süre kala FETÖ ile oldukça sıkı ilişkiler içerisine girdi. Aralık 2013'te Washington'da FETÖ'cülerin derneği olan TAA'nın ofisine gitti. FETÖ'nün farklı kurumlarının temsilcileriyle özel bir toplantı yaptı. O toplantıda ağababalarından özel briefingler aldı. Erdoğan'ı devirmek isteyen FETÖ'cülerin değirmenine su taşıdı. FETÖ çığırtkanı Kemal. Yolsuzluk kılıfına büründürülmüş 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ'nün en etkili çığırtkanı oldu. Neden 17-25 milat alınıyor? Yolsuzluk yaptıktan sonra yolsuzluğu ortaya çıkaran kişinin kimliğini siz sorgulayamazsınız. Yolsuzluk var mı? Var, bitmiştir. Yolsuzluğu ortaya çıkaran devletin görevlileri mi? Evet. FETÖ'ye avukat oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ise yapılan FETÖ operasyonlarına karşı çıktı. Tam bir cadı avı başlatılmıştır. 113 gazetecimiz tutuklu arkadaşlar. 113 gazeteci. Bu süreçte 2308 gazeteci işsiz kaldı. Televizyonlar, gazeteler kapatıldı. Terörist hayranı Kılıçdaroğlu. Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah'ı açık açık savunmaktan geri durmadı. Fethullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. 12 Eylül'deki kitapların yakıldığı gibi. Hiç doğru değil. Paranızı verir alır okursunuz. Bu görüntüleri unutulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullahçı terör örgütünün basın yayın organlarının varlığının devam etmesi için de hep en ön sırada yer aldı. Bu ülkede hukuk var, bu ülkede adalet var. Adaleti yakalamak zorundayız. Adaletin olmadığı bir düzenin zaten ayakta durması mümkün değil. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Medya grubuna, medyaya, medyası susturulan bir ülkede demokrasiden söz edilemez. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası olası başbakan adaylarından biriydi. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden haberdar olduğu da iddia edildi. İşte en büyük kanıtı. Kılıçdaroğlu darbeyi biliyordu. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den tutuklanan danışmanı Murat Aksoy, 15 Temmuz'dan aylar önce darbe geleceğini söyledi. Bu senaryo karşı da Ankara'da başka senaryo vardı, konuşulmuyor değil yani. Mesela? Başka parti falan. Mesela, yok, ya başka parti meselesi ne değil. Senaryosu? Devlet geleneği şu anda bir çıkış arıyor bu seçeneğe göre de. Devletin de bir P planı var. Devletin var. Ki çok istemediğimiz bir şey. Yani şu anda bazı şeylerde darbe seçeneği bile Ankara'da konuşuluyor. Ve FETÖ'nün MİT tırlarına operasyon görüntülerini yayınlayan Enis Berberoğlu. Berberoğlu'nun CHP'ye FETÖ kontenjanından milletvekili seçtirildiği öne sürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından doçent doktor Fatih Gürsul, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden açığa alınarak tutuklandı. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun korumaları da Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı çıkmıştı. Son bir not, 248 kişiyi şehit eden FETÖ'de yaptıkları alçaklığa kontrollü darbe diyor.